Bugünkü konuğumuz Ford EcoSport. EcoSport aslına bakarsanız öyle çok çok yeni bir araç sayılmaz. Uzun zamandır üretimde ama bu yanımızdaki versiyon EcoSport'un bu neslinin 3. sürümü, 3. kez makyajlanmış hali ve artık günümüz gereklerine uygun hale geldiği iddiasında Ford bu aracın. Ford Otosan EcoSport'tan biraz uzak durdu aslına bakarsanız uzun dönemdir. Avrupa'da en azından satılıyordu. Ama ülkemizdeki malum vergiler vesaire nedeniyle her otomobil pahalı olduğu için ve her otomobilden yüksek beklenti olduğu için de bu yüksek ödenen yüksek bedeller nedeniyle Ford Otosan kalitesini yeterli bulmadığı için EcoSport'u ülkemize getirmedi. Ama bu nesilde bu değişmiş demek ki onlar öyle karar verdiğine göre bugün onu değerlendireceğiz bakalım yeterli olmuş mu diye. O zaman alırsın Ford, olur musun Lord diyoruz ve başlıyoruz. EcoSport'un boyu 4 metre 9 santim. Bu haline baktığınızda küçük sınıflardan sadece biraz daha uzun bir araç bu. Ama sunumları tabii ki öyle değil ki zaten farklı beklerseniz siz de. Bagaj hacmine geçmeden önce tabii kapağıyla ilgili malumunuz bir farklılığı var EcoSport'un. Kapağı, bagaj kapağı yukarıya doğru değil yana doğru açılıyor. Bu açılış şekli niye böyle diyecek olursanız eskiden EcoSport'un yedek lastiği bagaj kapağında asılıydı. Ve bagaj kapağında asılı bir yedek lastiğiniz varsa onun ağırlığıyla birlikte bütün kapağı kaldırmak çok zorlayıcı olacağı için böyle yana doğru açılan bagaj kapakları tercih edilir bu tarz arazi araçlarında. Artık günümüzde EcoSport'un yedek lastiği bagaj kapağında asıl değil ama o günden kalma yana doğru açılan bagaj kapağı muhafaza edilmiş. O değiştirilmemiş bu kapsamlı makyaj operasyonuyla. Bunun size zararı var mı diyecek olursanız bagajın tamamını rahatça yükleyebilmek için bagaj kapağını komple açmak için arkada bolca alana ihtiyacınız var. Eğer paralel park ediyorsanız ve arkanızda bir araç varsa örneğin yukarıya doğru kaldırılan bir bagaj kapağı daha pratik olacaktır. Ya da bir duvara doğru park ediyorsanız, duvarın önüne park ediyorsanız da yine aynı şekilde arkada bir hayli alan bırakmak zorundasınız. Tabii ki bunu kapağı yarım açarak da bu işi yapmak mümkün ama içindeki pistonu ittiği için yarım olarak tutmanız gerekiyor. Sürekli kapağı bu sebeple de pek pratik olmuyor. Bagajın geri kalanı oldukça iyi özellikler sunuyor. 356 litrelik hacim. Artık sınıfının alt limitlerinde bir yerlerde ama yine de düz duvarları var, değişken zemini var. Değişken zemin alttayken bile yükleme eşiğiyle zemin arasındaki farkı çok fazla değil. Bunların hepsi güzel haberler. Kullanışlı bir hacim burası, alan burası. Pandizotu birazcık kaba eğer koltukları sırtlıklarını yatırıp bagajı genişletmek istiyorsanız bu pandizota güzel bir yer bulmanız gerekecek. Pandizot kolayca yerinden çıkıyor. Ona bir yer bulmanız lazım dediğim gibi. Ve koltuk sırtıkları da kenarlardaki düğmelerden rahatça yatırılabiliyor asimetrik olarak. Koltuk sırtlıklarını sadece yatırırsanız biraz eğimli bir zemin elde ediyorsunuz. Tamamen düz bir zemin elde etmek için koltuk minderlerini de kaldırmanız lazım. Arka koltuk minderleri de kalkabiliyor. Biraz zahmetli ve dahası uzunluktan bu sefer kaybedebiliyorsunuz. Seçiminize bağlı yani düz bir zemin mi istiyorsunuz yoksa biraz daha uzun yükler mi yüklemek istiyorsunuz diye size seçenek sunmuş en azından Ford. Bir küçük detay daha koltuk sırtlıkları yatırıldığında minderli ya da mindersiz yatırıldığında bagaj zeminiyle arada bir ufak set oluşuyor. Bunun da önüne geçmek için değişken zemin için üçüncü bir pozisyon belirlenmiş. Oraya koyduğunuzda eğimli ama düz bir basamaksız bir yükleme alanı elde edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir çözüm demek. EcoSport'un boyutları sınıfın ortalamalarını tutturuyor ki bu araçlarda kısa boydan, çok da nispeten kısa boydan çok fazla kullanışlık bekleniyor. Arka koltuklarında da bunu sunuyor EcoSport. Aslına bakarsanız benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi çoğu kompakt sınıf hatchback'e benzer bir diz mesafesi sunuyor. Onlara göre çok daha dik konumlu. Oturuyorum şu anda çok daha yüksekte oturuyorum ve bunun da tabii ki birazcık faydası oluyordur. Aslında buradaki reel diz mesafesi o kadar iyi değil ama size fiziki olarak sundukları daha iyi biraz kaykılarak bile oturabilirsiniz. Koltukların altına ayağınızı çok rahat bir şekilde sokabiliyorsunuz. Bu da önemli bir detaydır. Baş mesafesi konusunda açılır bir tavan var. Bu araçta ve açılır tavanın kullandığı alan hemen başımın üstüne kadar geliyor. Biraz daha uzun boylu olsaydı muhtemelen bu çıkıntı beni rahatsız edecekti. Burada bomba yapmışlar arka kısımda biraz daha arka kısımda bomba yapmış. Ford mühendisleri bu sayede biraz daha kurtarır olabilir ama baş mesafesi yönünden
çok cömert olmadığını söyleyebiliriz. Yüksekliği çok fazla olan bir araç içinde bu da enteresan bir durum aslına bakarsanız. Kullanışlık çözümleri, sunumlar vesaire de kapı içlerinde kullanılan plastikler çok da öyle kaliteli hissettirmiyor ki küçük sınıf ortalamasında bu da gayet normal ama yine de donanıma bağlı olarak burada da mesela laki kaplamalar, laki detaylar sunulmuş. Cam kumandaların üzerinde örneğin küçük krom çıtalar var. Bunlar da hoş. Saklama alanları konusunda bir şişe alacak kadar kapı içi cebi var. Ama şurada arka tarafta hemen biraz koltuğun arka tarafına doğru küçük bir saklama gözü daha var. Tam olarak ne işinize yarar, ne koyabilirsiniz oraya bilmiyorum ama bir alanı orada değerlendirmiş Ford mühendisleri. Bu kapı iç cebi biraz daha geniş olsaydı ben tercih ederdim açıkçası oradaki cep yerine. Koltukların arkalarında güzel cepler var ve saklama alanları da bununla zaten sınırlı. Orta kısma geçecek olursak bu aracın 4 tekerlekten çekişli bir versiyonu olmasına rağmen şaft tüneli nispeten alçak. Bunun tabii ki yerden yüksekliğinin fazla olmasıyla da ilintisi var. Biraz daha aşağıda parçalar bırakılabilmiş. Şaft tünelin o yüzden çok yüksek olması gerekmemiş. Bu da bir fayda sağlamış yani aracın yerden yüksekliği burada. Orta bölüme geçmek sıkıntılı. Şaft tüneli çok yüksek olmasa da çünkü kol dayanağının konsolu burada çok fazla geriye doğru geliyor. Ön koltukların kızakları birazcık önde olduğu için en azından benim ayaklarım buraya sığabiliyor. O sayede yanındakilerin ayak boşluklarından olabildiğince az çalacağım. Bu da güzel haber demek. Belki 3 yetişkin burada seyahat edebilir. Baş mesafesi yönünden bir enteresan durum yok. Yandakinden farklı bir durum yok. Çünkü koltuğun burası da öyle çok farklı değil minderin yüksekliği konusunda orta bölümde. Ve sırtlıkta da aynı yumuşaklığı yaşıyorum. Burada gayet rahat bir şekilde seyahat edebileceğimi düşünüyorum açıkçası. Bu tarafa geri dönecek olursam küçük sınıfta genelde karşılaştığımız gibi bir kol dayanağı yok. USB bağlantısı yok ya da bir havalandırma çıkışı yok. Sunumlar yani bundan ibaret burası. Normal standart bir yaşam alanı. Bakalım ön tarafta EcoSport bize neler sunuyor. EcoSport'un kokpiti aslına bakarsanız EcoSport'la bu kadar uzun süre sonra tanışmamızın sebebi olarak görülebilir. Çünkü bu araç Güney Amerika pazarları için ilk etapta geliştirilmişti ve sonra Hindistan üzerinden de Avrupa pazarlarına sunuldu. Ama o zamanlar kokpitteki kalite algısı, kalite hissi, malzemelerin kalitesi vesairesi o kadar iyi değildi ve Ford bunu yeterli görmediği için de Türkiye'de örneğin satışa sunmadı. Çünkü malum bizde vergiler vesaireler sebebiyle her otomobil pahalı, her otomobil yüksek kalite beklentisi yaratır nitelikte. Bugün ise bunların hepsi değişti. Bu en son gelen EcoSport nesli ile birlikte kalite algısı yükseltilmiş. Şu an içinde bulunduğumuz araç ST-Line isimli en üst donanıma sahip ve üstüne de bir sürü opsiyonel donanım var. Neredeyse herhalde satın alınabilecek en pahalı EcoSport versiyonu budur. Böyle baktığınızda da gerçekten güzel bir kalite algısı yaratıyor. Otomobilde bol bol, kokpitte bol bol laki kaplamalar kullanılmış, küçük krom detaylar var. Bunlar sağa sola serpiştirilmiş. Daha da üzerine hem koltuklarda hem de direksiyonda örneğin kırmızı dikişler var. Derilerin kırmızı dikişleri var. Çok kaliteli gözüküyor bu arada. Bu dikişler daha üst sınıflara bile yakışacak kadar kaliteli hissettiriyorlar. Böyle baktığınızda algı gayet güzel. Peki ayrı ayrı detaylıca incelediğinizde neler var diyecek olursanız da sert plastiklere çok rahat bir şekilde rastlayabiliyorsunuz. Kokpitin üst kısımlarında bile rastlıyorsunuz. En üstteki kaplamalar yumuşacık ama orada da bitiyor kapı içlerinde ya da burada hemen hamulandırmanın civarlarında sert plastiklere rastlıyorsunuz. Ve ayrıca mesela bu aracın torpido kapağı da yerine tam oturmuyor. Belki bu araca özgüdür ama bence dikkat edin gerçekten bu kötü gözüküyor. Kalite hissi konusunda yeterli diyebilirim sınıfının gereklerini genel olarak karşılıyor bu araç. Peki kullanışlılık kısımlarında neler var? Ford'un yeni Fiesta ile tanıttığı yerleşimiyle birlikte büyük bir ekran geliyor örneğin. Bu ekran üzerinden Ford'un Sync isimli arayüzünü kullanabiliyorsunuz. Çok başarılı bir arayüzdür. Sesli kumanda birimlerine tepkileri vesairesi çok güzeldir. Ekranın çözünürlüğü güzel. Grafikleri yeterince modern değil belki, yeterince havalı değil ama işlevsel olarak da bir sorunu yok. Size başarıyla hizmet ediyor. Dokunma hassasiyeti gayet iyi. Size verdiği karşılıklar güzel. Tepki süreleri uygulamalara göre değişiklik gösterse de yeterince iyi. Bütün ayarlarınızı vesairenizi bu ekran üzerinden çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ve birkaç tane hem kısa yol düğmesi var, fiziki düğmesi var. Hem de bu seçim düğmeleri ve
ses düğmesinin ortasındaki simgeler de sabit kalıyor. Bu da algı için, kalite algısı için güzel olabilir. Klima kumandaları biraz küçük düğmeli gibi gözüküyor ama rahat kullanılır. Gösterge tablosu rahat takip edilebilen analog ve dijitallerin birleşimiyle oluşturulmuş. Ortada genişçe bir dijital bilgi alanı var. Buradan yol bilgisayarı verilerini takip edebiliyorsunuz. Diğer bölümler analog olarak duruyor. Biraz daha belki modern, biraz daha farklı olmasını isteyebilirdiniz ama hep oraya bağlanıyoruz herhalde. Sonuçta iş görüyor bu bölümde. Saklama alanlarına geçecek olursak kapı içi cebi örneğin oldukça güzel, geniş, şişe için özel bir bölümü var ve diğer taraflarda da kullanışlı alanları var. Bu güzel bir özellik. Burada direksiyonun sol tarafında aşağıda küçük bir saklama alanımsı bir yer var. Çok bir şey konacağını zannetmiyorum. Vites kolunun hemen önünde küçük bir saklama alanı var ve iki tane de USB bağlantısı var burada. Ama bu saklama alanı daha çok herhalde telefonlarınızı dik koymak için işe yarayabilir. Çok yeterince geniş değil. Biraz daha geniş olmasını beklerdim ben. Vites kolunun hemen arkasında iki tane bardaklık ve iki tane de ek saklama alanı var. Ufak tefek eşyalarınız için. Bu bütün saklama alanlarının zeminleri güzel, yumuşak plastiklerle doldurulmuş ki buralara koyduğunuz eşyalar çok fazla ses yapmasın. Çünkü aslında bakarsanız buralardaki plastikler çok da başarılı değiller. Elinize değdiğinde çok iyi hisler vermiyorlar ama zeminleri örneğin Ford atlamamış. Kol dayanağının altında da küçükçe bir göz var ve bu gözü çıkartırsanız daha da derin ikinci bir göze sahip olabiliyorsunuz. Çok kullanışlı değil çünkü bu göz derinliğiyle ve darlığıyla. O sebeple bu ek katmanı koymuşlar. Ford mühendisleri iyi de düşünmüşler bunu. Genel olarak baktığımızda bu kokpitin iyi hisler verdiğini ve sınıfında güzel bir noktaya geldiğini söyleyebilirim ama işçilik konusunda ufak tefek tereddütler olabilir. İyice değerlendirmeniz lazım bu konuyu. Şimdi de EcoSport'un direksiyonundayız. İçinde bulunduğumuz versiyon 1 litrelik EcoBoost motora ve 6 vitesli tork konvertörlü otomatik şanzımana sahip. Bunun alternatifi 1.5 litrelik dizel motor ve 6 vitesli manuel şanzıman. Sadece ST-Line donanımıyla satılıyor EcoSport ve böyle baktığınızda da çok fazla önünüzde seçenek yok. Kafa karışıklığı yok. Sadece rengini beğeneceksiniz, motor seçeneğini beğeneceksiniz, çıkacaksınız anlamına geliyor bu da. Peki bu 1 litrelik motor neler sunuyor? Burada EcoSport'ta 125 beygir güç ve 170 Nm tork üreten versiyonuyla kullanılmış ve gayet güzel performans sunan bir motor bu da. 3 silindirli bir motor, turbo beslemeli motor ve dahası teknolojinin son nimetlerinden de faydalanan bir motor. Ford bu motor üzerine çok çalışıyor. Ödüllü bir motor zaten. Oldukça başarılı sonuçlar alıyor uygulandığı her modelde. EcoBoost motor böyle başarılı bir motor ve dediğim gibi performans açısından da EcoSport'u gayet tatminkardan daha fazla, gayet tatmin edici veriler sunabiliyor. Özellikle şehir içerisinde hiç sıkılmayacaksınız. Otoyolda yüklüyken belki sınırlarına yaklaşmış olabilirsiniz. Çünkü 170 Nm'lik tork o kadar da aslında çok ağım şahım bir veri değil. Ama yine de iyi bir ikili bunlar. Şanzımanla birlikteliği de oldukça iyi. Şanzımanın geçişleri yeterince hızlı, tepkileri güzel. Zaten tork konvertörlü bir şanzıman olması itibariyle hem konfor açısından hem de dayanıklık açısından soru işaretleri bırakmayacak bir üretimdir. Eğer üretimi doğru yapıldıysa. Direksiyon üzerindeki kulakçıklardan şanzımana manuel müdahale etme imkanınız var. Ama çok da öyle çekici bir durumda yok ortada. Çok öyle çatır çatır viteste değiştirmediği için herhalde pek ihtiyacınız olmaz diye düşünüyorum. Tabii bir de madalyonun öbür tarafı var. Aslında öbür taraf biraz daha önemli olacak muhtemelen. Tüketim konusunda neler elde ediyorsunuz? Benim şu andaki tüketimim 8,5 litre, 100 kilometrede 243 kilometrelik bir rotada elde etmişim bu veriyi de. Daha şehir içi ve şehir dışında güzel bir ortalama oldu. Hem dur kalk trafikte bol bol seyahat etmem gerekti hem de sabit hızlı sürüşler yapabildim otoyolda. Güzel bir ortalama yani bu 8,5 litre. Tabii ki sadece dur kalk trafikte, sürekli olarak dur kalk trafikte kullanırsanız farklı ortalamalar olacaktır. Benim tahminim 9,5 onlar arasında bir yerde olur sürekli olarak dur kalk trafikte kullanırsanız bu ikiliyi. Tüketim konusunda genel olarak sınıf ortalamasını karşıladığını söyleyebiliriz. Daha iyi olan rakipleri var, daha kötü olan rakipleri de var. Ortada bir yerlerde konumlanıyor EcoSport bu açıdan baktığınızda. Peki sürüş konusunda nasıl? Öncelikle sürüş konusunda daha önce anlattım başka videolarda ama belki izlememişsinizdir diye tekrar etmem lazım. Tabii ki bir crossover, daha doğrusu yerden yüksek bir aracın önemli handikapları vardır. Yerden yüksek bir
otomobil veya başka bir şey fark etmez, yerden yüksek bir nesnenin ağırlık merkezi yükseğe çıkmış demektir ve ağırlık merkezini yükselttiğinizde de devrilme olasılığını o nesnenin yükseltmiş olursunuz. Bunu çok basit bir şekilde bir kibrit kutusuyla bile deneyebilirsiniz ya da çakmakla ya da herhangi bir 3 boyutlu dikdörtgenle deneyebilirsiniz. Yan koyarsanız devrilmez, dik koyarsanız çok kolay bir şekilde devrilir. Bu da ağırlık merkezinin yukarıya taşınmasıyla ilintilidir. Ağırlık merkezini yukarıya taşıyıp devrilme olasılığı ortaya çıkardığınızda da önlem almanız lazım. Otomobil dünyasında bu önlemler genel olarak birincisi elektroniğe müdahale, yani elektronik müdahalelerin farklılaştırılmasıyla geliyor. Elektronik artık yoldan çıkmayı ikinci plana koyup takla atmasını önlemek için aracın uğraşıyor ki çok da başarılı oluyor artık, güncel sistemler çok iyi bu konuda. İkincisi de tabii ki sert bir süspansiyon sistemiyle geliyor ki bu da konfordan önemli ödünler vermek anlamına geliyor. Ford süspansiyon mühendisliği konusunda çok çok iyidir. Burada da o uzmanlığını konuşturmuş, gerçekten de iyi bir sonuçta çıkarmış. Bir crossover'dan bekleyebileceğiniz belki de en iyi sürüşlerden bir tanesi, en azından bir küçük crossover'dan en iyi sürüşlerden bir tanesine sahip bu otomobil. Bu açıdan baktığınızda Ford yine Ford'luğunu yapmış ve oldukça iyi sürüş hisleri sunan bir otomobil geliştirmiş. EcoSport'la birlikte direksiyonu çok güzel ayarlanmış. Pek çok binek araca ders verecek kadar iyi ayarlanmış ve üstüne de süspansiyonun karakteri de gerçekten başarılı. Yani şasinin hareketleri oldukça sınırlı, hem de örneğin önden kayma eğiliminin gelmesi için bayağı bir zorlamanız gerekiyor. Uç noktalara gelmeniz gerekiyor, öyle basit bir yerlerinden kaymaya başlamıyor bu otomobil. ST-Line donanımıyla 18 inçlik jantlar geliyor. Ona rağmen konfor seviyesi de iyi. Önde MacPherson, arkada torsiyon çubuğu var. Bu araçta ne bir vuruntu hissediyorsunuz, ne anormal bir durum hissediyorsunuz. Bir crossover'dan bekleyeceğiniz kadar sizi zıplatıyor. Çünkü nispeten kısa aks mesafeli bir araç. Ve bunun da karşılığı olarak da tabii konforda bazı sınırları var. Bir hatchback'in ya da bir sedanın sürüşünü bu araçlardan beklememeniz gerekiyor. Konforda en çok da bunu hissedersiniz. Darbeleri emse bile, sönümlese bile siz ufak ufak devamlı zıplıyorsunuz. Bu araçlar için yapılacak fazla bir şey yok. Süspansiyonların, amortisör sistemlerinin artikülasyonları fazla ama buna karşılık da çok sertler. Bu nedenle de o darbeler sönümlenirken bile sizi ufak ufak sarsıyorlar. Bu konu için yapabilecek gerçekten de bir şey yok crossover dünyasında. En azından şimdilik durum böyle, zamanla bu değişecek mi göreceğiz. Sürüş konusunda konforun diğer katmanları, örneğin yerden gelen yol sesleri ya da rüzgar sesleri konusunda oldukça başarılı bu araç. Hem rüzgar sesi hem de yol sesi sınırlandırılmış, gayet sessiz bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz yüksek hızlarda dahi. Bu açıdan sürüşü açısından Ford EcoSport'ta gerçekten çok çok iyi işler başarmış. Sınıfında çıta yüksekliğini yine belirlemiş diyebiliriz. Sürüşle ilgili son bir iki tane daha detaya değinmem lazım. Örneğin bu ağaç sütunu inanılmaz bir derecede ileri çapraz görüşünüzü engelliyor. Mutlaka kontrol etmenizi tavsiye ederim. Sola dönerken özellikle tehlike yaratabiliyor. Buna karşılık dış dikiz aynaları hem kocamanlar hem ikisinde de çift açı mevcut. Bu sayede de geriye doğru çapraz açısı oldukça açık. EcoSport'un ilginç, ileriye doğru sol taraftan biraz kapalı ama geriye doğru çok güzel bir açı yakalamış sürücüler için Ford mühendisleri. Bu da bir başarımdır. Özellikle şehir içerisinde otoyol katılımı ve benzeri yerlerde çok rahat ediyorsunuz bu kocaman aynalarla birlikte. O zaman fiyatlar ve donanımlar kısmına geçebiliriz. Bugün 27 Temmuz 2018 141 bin liradan başlıyor EcoSport'un fiyatları. Benzinli otomatik ve dizel manuel için aynı fiyat seviyesi mevcut. Fiesta'da olduğu gibi Ford'un artık son dönemdeki bu sabitleşmiş politikası neredeyse 141 bin liralık fiyatta ST-Line donanımı için geliyor. Sadece ST-Line donanımı söz konusu, alt donanımlar satılmıyor EcoSport'ta. Birkaç tane isteğe bağlı donanım paketi var. Bang & Olufsen ses sistemini alabiliyorsunuz. Konfor paketi adı altında ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı koltuklar, anahtarsız giriş sistemi, ön park sensörleri gibi donanımları satın alabiliyorsunuz. 5000 lira gibi makul bir fiyatla ya da sunroof satın alabiliyorsunuz. Metalik oyu saymıyorum bile. Bunları, fiyatları tek tek bakıldığında makul ve üzerine 141 bin liralık etiketin üzerine eklendiğinde de yekünde de öyle çok anormal bir yerlere çıkmıyor. Ama küçük bir trik var tabii ki. Malum artık ÖTV dilimlerimiz araçların vergi öncesi fatura matrağına göre belirlendiği için
141 bin lirayla sınırda duruyor. EcoSport ve üzerine herhangi bir donanım eklediğinizde bir anda 155-153 bin liranın üzerine çıkıyor. %60'lık ÖTV dilimine girdiği için araç. Yani bütün bu donanımları satın alırsanız, şu anda içinde bulunduğum gibi bir araç, ben genel olarak ses sistemi, o konfor paketi ve sunroof'a sahip bir araç alırsanız 163 bin lira civarında bir fiyata çıkmış oluyorsunuz. %60'lık ÖTV böyle yapıyor. Matrağa göre ÖTV böyle yapıyor. Bunun düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü kur artışı nedeniyle artık pek çok otomobil %60'lık ÖTV dilimine girmiş durumda. Ve o matrağın değiştirilmesi gerekiyor %50'lik ÖTV'de kalması için araçların. Hükümet bunu ne zaman uygun görür tabii ki bilemeyiz. Umarım çok uzun zaman değildir. Çünkü mesela EcoSport'un bu 141 bin liralık fiyatı da çok uzun süre korunmaz. Kurdaki hareket bu civarda devam ederse. Videoyu izlediğinizde ben açıklamaya bir link koyayım, unutmayıp umarım. Link koyayım, oradan mutlaka son fiyatları, güncel fiyatları kontrol edin derim. Çok değişken çünkü bu aralar fiyatlar. Rekabette nasıl diyecek olursanız, 141 bin liralık fiyat diğer rakiplerin bazı donanımları da olduğu düşününce biraz yüksek kalıyor başlangıç seviyesi olarak. Ama donanımsal olarak eşleştirdiğinizde o kadar kötü değil. En zengin donanım seviyesine çıktığınızda ise EcoSport'un birkaç tane küçük eksiği var. Örneğin LED farları yok. Bazı eksikleriyle birlikte geliyor. O eksiklerle birlikte olmasına rağmen de fiyatı bazı modellerden yüksek kalıyor. Oldukça donanımlı gelen rakiplerinden yüksek kalıyor. Böyle baktığınızda da birazcık fiyat dezavantajı olduğunu söyleyebiliriz EcoSport'un. Son olarak güvenlik konusu, yol tutuş güvenliği konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Gayet başarılı. Euro NCAP'e bu versiyon henüz girmemiş. Son makyajlı versiyon girmemiş. 2013'te önceki makyaj öncesindeki versiyon girmiş. 4 yıldız almış. 4 yıldızla ilgili tabii savunulacak bir yer yok ama 4 yıldızı aslında asistan sistemlerinin eksikliği nedeniyle almış. Kaza, çarpışma güvenliği açısından özel bir eksikliği yok. %93, yanlış hatırlamıyorsam, %93'lük yetişkin koruması, %70 küsurlarda, 80'lere yakındı sanırım ya da 75'ler civarında diyelim. Çocuk koruması puanı almış, asistan sistemlerden ve yaya korumasından düşük puanlar aldığı için 4 yıldızda kalmış. Zaten belli asistan sistemleriniz yoksa bugünkü Euro NCAP çarpışma kriterlerine göre 5 yıldızı asla alamıyorsunuz. Bu da güzel bir politika bence, böyle asistan sistemlerin daha fazla yayılması için pazara. Güvenlik konusunda geçtikten sonra sonuca bağlayabiliriz. Bagajında ufak tefek sorunlar var. Birincisi bagaj kapağı tabii ki. Bagaj kapağının hayatınıza uygun olması çok çok önemli. İkincisi de hacim birazcık güncel, yeni rakiplerine göre hacmi de birazcık geride kalıyor. Böyle düşündüğünüzde kullanışlılığı çok önemli bir artı. Koltuk katlama mekanizmasındaki koltuk katlama şeklindeki bazı eksikler de göze çarpabilir. Arka koltuklarında sunduğu alan rahat sayılabilir. Pozisyonu birazcık, koltuğun pozisyonu biraz enteresan ama genel olarak rahat rahat yolculuk edebileceksiniz diye düşünüyorum. Buradaki alanın hissi, yaydığı atmosfer, sağladığı atmosfer güzel. Detaylara indiğinizde evet, ufak tefek pürüzler bulabiliyorsunuz. Gözünüze çarpacak, sizi rahatsız edebilecek. Eğer detaylara çok önem veriyorsanız satın almadan önce bunları da mutlaka showroom'da bir inceleyin derim. Genel olarak baktığınızda ise elinizin değdiği yerlerde güzel plastikler var. Beni bu tatmin eder. Siz de öyleyseniz ne ala. Motorlar, şanzımanlar konusunda 1.5 litrelik dizel motoru kullanmadım henüz EcoSport'ta ama başarılı bir motordur. Genel anlamda manuel şanzımanı konusunda tereddütlüyüm. Nasıl bir sonuç vereceğini bilmiyorum. Fiesta deneyimim neticesinde bu motor şanzıman ikilisi gayet iyi. Tasarruf potansiyeli yüksek bu motor şanzıman ikilisinin. Eğer sabit hızlı sürüşler yapabiliyorsanız, yani şu anda mesela yoğun bir trafikteyim ama halen sabit hızlı sürüşler yapıyorum ve yakıt tüketimim düşüyor yavaş yavaş. Eğer bu tarz bir trafikle gidip geliyorsanız işinize, gideceğiniz yerlere vesairelere, çok sorun olmayacaktır. Sürekli dur kat trafikte evet biraz daha yüksek değerler elde edersiniz. Sonucuna bağlayacak olursak, hazır trafikte duruyorken EcoSport'la Ford gerçekten iyi bir iş çıkarmış. Kendisinden beklenenleri 3 aşağı 5 yukarı vermiş diye düşünüyorum. Evet, bazı eksikleri var bu otomobilin ama uzun zaman içerisindeki uyumu neticesinde, aslına bakarsanız bir nesil öncesine ait bir üretim bu otomobil. Oradan gelen bazı eksikleri var. O eksikler sizi ne kadar rahatsız eder, ne kadar etmez, bunlar kişisel görüşler tabii ki, size kalmış. Sürüş açısından baktığınızda sınıfının sanırım
en iyisi, çok büyük konuşmayı da sevmiyorum ama en iyilerinden biri demek lazım herhalde. Ama şu anda benim en azından kullandığım modeller arasından 27 Temmuz 2018 itibariyle diyeyim. En iyisi şimdiye kadarki crossover'lar açısından gerçekten de başarılı bir iş çıkarmış Ford bu otomobili sürüşüyle. Geri kalan özelliklerde size kalmış.